Merhaba, ismim Serhat Gökhan. Mersin Teknik Bilimler Elektronik ve Otomasyon Bölümünde öğretim görevlisiyim. Haberleşme programında derslere giriyorum. Programımız 1987 yılında açılmıştır. 1992 yılında YÖK tarafından, Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir ve laboratuvarları kurulmuştur. Programın amacı telekomünikasyon sektöründeki ara elemanları yetiştirmektir. Bölümümüz 2 yıl süreli eğitim vermektedir. Ve çıkışta mezunlarımıza tekniker ünvanı vermekteyiz. Programın kontenjanı 30 kişidir. Bu program üniversite sınavında TYT sayısal puanıyla öğrenci almaktadır. Programın fiziki imkanlarına bakacak olursak, haberleşme laboratuvarında uygulamalı dersleri verirken teorik dersleri Meslek Yüksekokulu'nun ana binasında vermekteyiz. Pratik ve uygulamalı dersleri de haberleşme laboratuvarında da verilmektedir. Bunun yanında bölümümüzü bitiren mezunlarımız mühendislik fakültesine geçme için de DGS sınavına girmeye hak kazanıyorlar. DGS'de geçebileceği bölümler elektrik elektronik mühendisliği, kontrol mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, uçak elektrik elektroniği. Bunun yanı sıra elektrik elektronik öğretmenliklerine, bilgisayar öğretmenliklerine de geçme imkanları var. Mezunlarımız elektronik ve haberleşme teknolojisinin üretildiği, satıldığı, pazarlandığı özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilmektedir. Başlıca sektörler işte ülkemizde ve yurt dışında büyüyen telefon ve internet sektöründe, savunma sanayi, elektronik haberleşme birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, mobil haberleşme, GSM sektöründe, uydu haberleşme, bilgi iletişimi ve dağıtım ile ilgili bakım onarım ile ilgili sektörlerde, hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren radar sistemlerinde çalışabilmektedir.